Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kısa iletim hattı ile ilgili örneklere devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde de bahsettiğimiz gibi iletim hatları kısa, orta ve uzun iletim hattı olmak üzere 3 modelle inceleniyor. Kısa iletim hattında gene hatırlarsanız hattın shunt admittance'ı yani oradaki kapasite ve kaçak geçirgenliğin gösterildiği kısım ihmal edilmişti. Hattımız sadece bir seri impedans şeklinde modellenmişti. Burada da gene kısa iletim hattı ile ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Birinci örneğimize bakacak olursak, 3 fazlı kısa bir iletim hattının hat sonu faz gerilimi 23 kV. Toplam empedansı 2,48 artı J6,57 ohm ve yükü 0,85 geri güç faktörü ile 9 MW'tır. A şıkkında hat başı faz nötr ve faz gerilimlerini, B'de yük açısını, C şıkkında da yüzde gerilim regülasyonunu hesaplayınız demiş. Burada 3 farklı yolla çözüm yapılacak. Önce birinci yöntemimize bir bakalım. Burada şimdi önce has sonu faz nötr gerilimini referans olarak alalım. Şöyle diyeyim. Has sonu faz nötr gerilimi referans olarak alınırsa. Şimdi sorumuzda hat sonu geriliminin faz arası değerini 23 kV olarak vermiş. Burada soruları okurken şöyle anlayacağız. Yani soruyu sorarken kısa bir iletim hattının hat sonu gerilimi 23 kV'dur deseydi, şu faz kelimesini kullanmadan söyleseydi, gene biz onun fazlar arası olduğunu anlayacaktık. Yani has sonu gerilimi 23 kV demekle has sonu faz gerilimi 23 kV demek arasında bir fark yok. Demiştik ki eğer bir güç değeri verilmişse, gene bir şey söylenmeden buradaki gibi verilmişse, bunu da toplam 3 fazın gücü olarak alıyoruz. Şimdi has sonu faz nötr gerilimimizi referans olarak alalım dedik. Has sonu fazlar arası gerilimi 23 kV olarak verilmişti. O zaman şöyle yazalım. VR hat sonu fazlar arası gerilimimiz VR faz bölü (√3). Dedik ki bunu referans alalım. Eşittir 23.000 √3 açısı 0 derece referans olarak aldığımız için buradan 13.279 0 derece volt şeklinde hat sonu faz nötr gerilimimizi elde etmiş olduk. Verilen güç değerini kullanarak hat sonu akımımızı şöyle yazalım. Hat sonu yük akımı diyelim. Güç ifadesini hatırlarsanız aktif güç için P eşittir √√3 çarpı fazlar arası gerilim çarpı akım çarpı kosinüs teta'dan buluyorduk. Buradan da akımı çekerseniz hat sonu akımı IR eşittir √9
10 üzeri 6 megawatt olduğu için kök 3 çarpı 23 kilovolt 10 üzeri 3 çarpı güç faktörümüz 0,85 olarak verilmişti. Açıyı da 0,85'ten giderek akımın açısını geri dediği için indüktif olarak göz önüne alıyoruz. Kosinüs üzeri eksi 1 0,85. Buradan akım 265,79 eksi 31,79 derece amper şeklinde elde ediyoruz. Şimdi ilk istenene bakabiliriz. A şıkkında hat başı faz nötr ve faz faz gerilimlerini bulun demişti. O zaman şöyle A şıkkına geçelim. Hat başı faz nötr gerilimini önce bulalım. Şöyle yazmıştık. Vs eşittir. Vr artı Ir çarpı Z hat. Hattan enfedansı. Bu ifadeden hat başı gerilimini buluyorduk. Burada Vr hat sonu gerilimiydi. Ir hat sonu akımıydı. Z de hat başı ile hat sonu arasındaki toplam seri enfedanstı. Vr'yi biraz önce bulduk, faz nötr değerini. 13.279 13.279 0 derece artı akımımız 265,79 265,79 eksi 31,79 derece çarpı seri empedansımız, hattımızın seri empedansı 2,48 artı J 6,57. Buradan 13.279 artı akımlı empedansın çarpımı 1865,85 açısı da 37,53 derece. Ve buradan dikdörtgensel formda açarsanız ikinci ifadeyi, sonra reel ve imajiner kısımları toplayıp tekrar kutupsal elde yazarsanız 14.802,38 açısı da 4,4 derece olarak hat başı faz nötr gerilimimizi elde etmiş olduk. A şıkkında hat başı faz nötr ve faz faz gerilimlerini hesaplayın demişti. Faz faz gerilimimiz de şuraya şöyle yazayım. Hat başı faz faz gerilimi Vs fazlar arası kök 3 çarpı faz nötr gerilimimiz 14.802,38 fazlar arası gerilim faz nötr geriliminden 30 derece ilerideydi. 4,4 derece
artı 30 derece. Buradan 25.638, 25.638 virgül 47 açısı 34,4 derece volt olarak fazlar arası hat başı gerilimini bulmuş olduk. B şıkkında yük açısını sormuş. Hatırlarsanız yük açısı hat başı gerilimi ile hat sonu gerilimi arasındaki açıydı. İki gerilim arasındaki açıydı. Onu da şöyle yazıyorduk. Delta ile göstermiştik. Delta eşittir. Theta S eksi Theta R şeklindeydi. Theta S VS ile IS arasındaki açıydı. VS'nin açısı 4.4. IS 4.4 derece eksi VR ile IR arasındaki açı da eksi 37 virgül kaçtı? Eksi 31,79'du. Dolayısıyla ikisinde de akımlarla ilgili fark olduğu için doğrudan burada gerilimler arasındaki farkı alabiliriz. Şöyle 4.4 derece diye yazabiliriz. Yani şöyle fazör diyagramını hatırlarsanız şuna IR diyelim, şu aşağıdakine, şu VS olsun. Burada theta S dediğimiz şu açıydı. Şurası theta S. Theta R dediğimiz şurasıydı. Dolayısıyla theta S eksi theta R doğrudan şu iki gerilim arasındaki açı farkı olarak alınabilir. Yani şu akımın açılarını işin içine katmanını doğrudan böyle yazabiliriz. Theta R'nin açısı 0 dereceydi. Şunun açısı da 4.4 dereceydi zaten şurası. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark 4.4 derece zaten. Güç regülasyonunu sormuştu C şıkkında. Yani yüzde gerilim regülasyonunu hesaplayınız demişti. Yüzde gerilim regülasyonu hat sonu gerilimi eksi hat başı gerilimi eksi hat sonu gerilimi bölü hat sonu gerilimi şeklindeydi. Çarpı 100 olarak da yüzde şeklinde yazıyordu. Burada hat başı gerilimimiz (14.802, 38, -13.279) gene 13.279 çarpı 100. Buradan yüzde gerilim regülasyonu 11,47 %11,47 olarak elde ediliyor. İkinci yola bakacak olursak, ikinci yolda da fazörlerden giderek gene istenenleri hesaplamaya çalışalım. Burada fazör diyagramını çizerken akımı referans olarak almışız. Daha önceki, bir önceki yolda VR'nin açısını 0 derece almıştık. Dolayısıyla akım gerilimden geri fazla aşağıya doğruydu. Burada IR'yi 0 derece olarak alınca şu şekilde yatay eksende. Yani eksi 1,79'du akımın açısı.
Bu sefer ÖR'nin açısını 0 alıyoruz. VR'nin açısı artı 31,79 derece oluyor. VR yukarıya doğru çizdik. Yani aslında bu aralarındaki açılar değişmiyor. Sadece sistem 31,79 derece şöyle saatin ters yönünde dönmüş oluyor yani yukarı doğru. Bütün çizdiğimiz fazörü öyle döndürmüş gibi düşünelim yani. Burada fazör diyagramını çizerken gene ÖR çarpı R, ÖR ile aynı fazdaydı. Direncin gerilimi ile akımı aynı fazla. ÖR çarpı X ile yani indüktansın gerilimi akımdan 90 derece ilerideydi. Dolayısıyla şurada 90 derecelik bir açı farkı var. Sonra da VR artı ÖR çarpı R artı ÖR çarpı XT'den de VS'yi elde etmiş olduk. Şimdi bakalım. Burada VS'yi elde ederken büyük üçgene dikkat edin. Şurada aslında şöyle bir üçgen var yani şurada yatay ve düşey kenarları şunlar olan bir üçgen var. Dolayısıyla bu yatay ve düşey kenarların karelerinin toplamının kare kökünden ben VS'yi elde edebilirim. Onu da şu şekilde yazayım. Burada VR'nin kosinüs bileşenini almışız. ÖR çarpı R zaten aşağıda. Sağ tarafta da VR'nin sinüs bileşenini almışız. VR çarpı sinüs teta R. Bir de yukarıda ÖR çarpı XT var zaten. Şöyle yazalım. VS eşittir. VS eşittir. Karekök içinde bunu yazacağız. VR çarpı kosinüs tetare artı R çarpı R bunun karesi artı VR çarpı sinüs teta R artı R çarpı XT karesi. Buradan şunları ayrı ayrı yazalım. VR çarpı kosinüs teta R artı R çarpı R 13.279 çarpı kosinüs teta R 0,85 olarak zaten soruda verilmişti. Artı R'yi 265,79 olarak bulmuştu. Çarpı R de gene hattın seri empedansından elde etmiştik. Orada vardı zaten 2,4810 olarak verilmişti. Buradan 11.946,31 volt olarak yatay kenarı elde etmiş olduk. Düşey kenarı da gene üçgene baktığımızda VR çarpı sinüs teta R artı IR çarpı XL yazacağız. VR 13.279'du çarpı teta R'nin açısını eksi 31,79 bulmuştuk teta R'yi. Bu sefer sinüsünü alırsanız 0,53 artı 265,79 çarpı XL'de 6,57 idi. Gene seri empedanstan görüyoruz. Buradan da 8744,27 volt şeklinde düşey eksenimiz, düşey kenarımız elde edilmiş oldu. Buradan bu iki kenarın karelerinin karekökünden VS eşittir.
Karikök. On bir bin dokuz yüz kırk altı virgül otuz birin karesi artı 8744,27'nin karesi 14804,61 volt olarak elde edildi. Bu değer bir önceki yöntemimizle 14802,38 volt elde edilmişti. Yani 14.000'de hatta 15.000'e yakın bir değerde 2 voltluk bir hata var. Bu gayet normal bir fark. Buradan şimdi fazlar arası gerilimi yazalım. VS faz faz VS fazlar arası kök 3'e çarpalım. Açıyı yazmamıza gerek yok. Kök 3 çarpı 14804,61 buradan 25642,33 volt olarak elde ediliyor. Sonra yük açısını sormuştu. Demiştik ki yük açısı gerilimle akım arasındaki açı, şurası. Şöyle yazalım onu. B diyelim. Teta C, yani şu açıyı bulmak istiyoruz. Şu açıyı bulmak istiyoruz. Şuradaki açıyı. Bu açı tanjant üzeri eksi 1 şu karşı kenarla komşu kenarın oranından elde edeceğiz. Şöyle yazalım. Tanjant üzeri eksi 1 tanjant üzeri eksi 1 karşı kenar 8744,27 volt. Komşu kenar da 11.946,31 olarak elde edilmişti zaten. Buradan 36,19 derece olarak elde etmiş olduk. Yani şurası, şuraya yazalım. Şurası 36,19 derece. Burası 36,19. Gene çizdiğimiz faz ördeki üçgene bakarak delta'yı şöyle yazabiliriz. Delta eşittir teta s eksi teta r'den hesaplıyorduk zaten. Teta S'yi 36,19 derece bulduk. VS ile IS arasındaki açı. Eksi teta R de VR ile IR arasındaki açıydı. O da 31,79 dereceydi. Buradan ikisi arasındaki fark 4,4 derece. Bu zaten bir önceki bulduğumuz değerle aynı değer. Orada da yine 4,4 bulmuştuk. Burada şunu unutmayalım. Burada IR eşittir. IS olarak şeyi hatırlayın. Kısa iletim hattı modelini hatırlayın. Bu şekildeydi. IR ile IS birbirine eşitti. Dolayısıyla burada VR ile IR arasındaki 31,79 dediğimiz θR, yani hat sonu faz açısı, VS ile IS arasındaki açı da hat başı faz açısı. Bu ikisi arasındaki açı da, yani şuradaki açı da
Bu da delta dediğimiz yük açısı. Bu da 4,4 derece. Son olarak da yüzde gerilim regülasyonunu sormuştu. C şıkkında yüzde gerilim regülasyonu. Hat başı gerilimi ile hat sonu gerilimi arasındaki farkın gene hat sonu gerilimine oranından hesaplıyorduk. Şöyle tekrar yazayım. Vs eksi Vr bölü Vr şeklindeydi. Çarpı 100 vardı bir de. Değerleri yerine yazarsanız yeni bulduğumuz hat başı gerilimi değeri 14.804 14.804,61 eksi hat sonu gerilimi gene 13.279 13.279 çarpı 100. Buradan da %11,49 olarak elde ediyoruz. Birinci yöntemle de 11,47 bulmuştuk. %11,47. Üçüncü yönteme bakacak olursak, üçüncü yolda güç bağıntılarını kullanarak bu istenenleri hesaplayalım. Güç bağıntılarını kullanarak da şu şekilde bakacağız. Önce hat başı aktif gücünü hesaplayalım. Hat başı aktif gücü diyelim. PS eşittir. PR PR artı P kayıp hat sonu gerilimine kayıp hat sonu gücüne kayıp gücü ekleyince hat başı gücünü elde ediyoruz. Buradan PR'yi zaten soruda yani hat sonu gücünü soruda 9 megawatt olarak vermişti. 9 10 üzeri 6 artı hat sonu aktif gücünü de şöyle buluyoruz. 3 çarpı 9 çarpı 10 üzeri 6. Hatta kaybolan güç de 3 çarpı 265,79 karesi çarpı kayıp güç aktif güç direnç üzerinde harcanan güç olduğu için bir kare çarpı R'den hesaplıyorduk. 2,48 oldu değeri. 3 faz olduğu için 3 ile çarptık. Buradan 9,526 megawatt olarak hat başı gücümüzü elde etmiş olduk, aktif gücümüzü. Hat başı reaktif gücümüzü bulalım. Hat başı reaktif gücü burada da şöyle yazalım. QS eşittir QR artı Q kayıp. QR'yi gene güç üçgenini hatırlarsanız tanjant teta reaktif güç bölü aktif güç oranına eşitti. Buradan aktif gücü çekerseniz reaktif gücü çekerseniz aktif güç çarpı tanjant teta'dan yazabiliriz. Yani 9 çarpı 10 üzeri 6 çarpı tanjant 31,79 şeklindeydi açımız. Artı 3 çarpı 265,79'un karesi çarpı
Bu sefer xl'yi yazacağız. 6,57. Buradan da 6,972 megavolt amper reaktif. Bu iki güç değerini kullanarak hat başı görünür gücümüzü aktif gücün karesi artı reaktif gücün karesinin kare kökünden dokuz virgül 526'nın karesi artı 6,972'nin karesi eşittir karekök 11,8 megavolt amper olarak elde etmiş olduk. Sonra bu değeri kullanarak S eşittir köküş çarpı VS fazlar arası çarpı IS şeklindeydi. Bizim kısa iletim hattında IS eşittir IR, o da eşittir 265,79 amper olarak elde etmiştik zaten. VS faz faz eşit olacak. SS bölü kök3 çarpı RS şeklinde. Görünür gücü 11,8 10 üzeri 6 olarak bulduk. Kök3 çarpı akımımız 265,79 amper. Buradan da fazlar arası gerilimimiz 25.632 volt olarak elde ediliyor. Faz nötr gerilimimiz de VS eşittir fazlar arası gerilim bölü kök3. Buradan da 14.000 yazalım. 25.632 bölü kök3 14.798,6 volt şeklinde. 14.798,6. İlk yöntemle de 14.802 bulmuşuz. Yani 4 volt gibi bir fark var gene. B şıkkında delta yük açısını bulacaktık. Burada teta s'i önce bulacağız. Sonra teta s eksi teta r'den de delta'yı hesaplayacağız. Şöyle yazalım, kosinüs teta s gene güç üçgeninden aktif gücün görünür güce oranından yazıyoruz. Aktif gücü 9,526 megawatt olarak bulmuştuk. Görünür gücü de 11,8 megavolt amper olarak bulduk. Buradan 0,807 geri şeklinde
kosinüs teta'yı elde etmiş olduk. Buradan açımız da 36,2 derece olarak elde ediliyor. Kosinüs üzeri eksi 1, 0,807'den. Delta eşittir teta s eksi teta r. O da 36,2 derece eksi 31,8 derece. Buradan 4,4 derece olarak yük açımızı elde etmiş olduk. Gene yüzde gerilim regülasyonunu yazacak olursak, bu da ...14.798,6 eksi 13.279... 13.279 çarpı 100, buradan da %11,44 olarak gene çok yakın bir değer elde etmiş olduk. Biz genel olarak bu üç yöntem arasında birinci yöntemi kullanarak çoğu sorularımızı çözeceğiz. Dolayısıyla diğer yöntemlerle de çözümün mümkün olduğunu burada göstermiş olduk. Burada da şöyle bir sorumuz var, başka bir örnek olarak. Kısa bir iletim hattının seri empedansı 5,26 artı J 15,3 ohm. Hat başı ve hat sonu faz nötr gerilimleri arasındaki oran 1,1 ve aralarındaki açı 3,5 derecedir. Hat sonu gerilimi 30 kV olduğuna göre hat sonu akımını seri empedans üzerine düşen gerilimi, hat sonu ve hat başı güç faktörü açılarını, hat sonundan çekilen aktif ve reaktif güçleri, E şıkkında hat başı aktif ve reaktif güçlerini, hatta kaybolan aktif ve reaktif güçleri, hattın verimini, bir de fazör diyagramını istiyor. Şimdi bunlara sırayla bakalım. Gene hat sonu faz nötr gerilimini referans olarak alalım ve çözüme böyle başlayalım. Yani şunu Vr eşittir. Vr 0 derece referans olarak alıyoruz. Burada hat sonu gerilimi 30 kV olarak bize verilmişti. Dolayısıyla biz Vr'yi 30, 10 üzeri 3, bölü kök 3, açısı da 0 derece şeklinde yazıyoruz. Buradan 17.320,5 0 derece volt şeklinde referans gerilimimizi, yani hat sonu gerilimimizi böylece elde ediyoruz. Bize soruda hat başı gerilimi ile hat sonu gerilimi arasındaki oranın 1,1 olduğunu söylemişti. Yani Vs bölü Vr 1,1'e eşitti. O zaman buradan Vs eşittir 1,1 çarpı Vr. O da eşittir 1,1 çarpı 17.320,5. Bu da 19.052,55 açısı. Açısında 3,5 derece diye gene soruda söylemişti. 3,5 derece aralarındaki açı volt şeklinde. Hat başı gerilimini bulmuş olduk. Şimdi hat başı geriliminden giderek akımımızı elde etmeye çalışalım. Gene kısa iletim hattı için hat başı gerilimi, hat sonu gerilimi artı IR çarpı hattın seri empedansından elde ediyorduk. Buradan IS'yi yazacak olursanız
pardon, öreye. Öreye eşittir vs aslında. Öre vs eksi vr bölü z'den elde edilebilir. Şöyle onların değerlerini yerlerine yazalım. Vs 19052,55 19052,55 açısı 3,5 derece eksi Vr 17320,5 açısı 0 derece Z'de empedansımızda soruda 5,26 artı J 15,3 olarak verilmişti. Buradan gerilimlerimizin farkı 2056,94 açısı 34,43 empedansımız da 16,17 71 derece. Buradan da akımımız 127,2 açısı eksi 36,57 derece amper şeklinde. B şıkkında seri empedans üzerine düşen gerilimi istemişti. V, Z şeklinde gösterelim. Yani Z çarpı I, R'den bunu hesaplayalım. Z'yi biraz önce yazdık. 16,17 71 derece çarpı akımımız 127,2 eksi 36,57 derece. Buradan da zaten şu aradaki fark Vz'ye eşit. Doğrudan öyle de yazabiliriz ama nasıl olduğunu gösterelim. 2056,82. Tabii ufak farklar oluyor yuvarladığımız için. 34,43. 34,43 derece. C şıkkında yük açısını sormuştu. Delta eşittir. Teta S eksi teta R'ydi. Burada teta S eşittir. Delta artı teta R şeklinde yazabiliriz. Gerilim, iki gerilim arasındaki açı 3,5 dereceydi. Teta R de zaten 30, yani gerilimle akım arasındaki Vr ile Ir arasındaki açı 36,57 derece. Buradan ikisinin toplamından da 40,07 derece. Yani hat başı gerilimi hat sonu gerilimden 3,5 derece fazlaydı. Dolayısıyla hat başı ile hat sonu gerilimi arasındaki açı 40,07 şeklinde. Hat başı gerilimi ile hat başı akımı arasındaki açı 40,07 derece. Hat sonu aktif ve reaktif gücünü sormuş. Gene görünür gücü yazarak ikisini bir seferde elde edebiliriz. S, R eşittir. 3 çarpı Vr çarpı Ir'nin eşitliği. Buradan 3 çarpı 17320,5 açısı 0 derece çarpı akım 127,2 açısı eksi 36,57 idi. Artı 36,57 yazacağız.
Buradan görünür gücü 6609 buçuk, açısı da 36,57 derece şeklinde olacak. Bunu dikdörtgensel formda yazarsanız 5308,29 artı J, imajiner kısmı 3937,97 kilovolt amper. Burada reel bileşen toplam aktif güç, imajiner bileşen de toplam reaktif gücü veriyor. Şurası PR, şurası da QR şeklinde. Hudson'un aktif ve reaktif güçlerini elde etmiş olduk. Şimdi E şıkkında hat başı aktif ve reaktif güçlerini elde edelim. Aktif ve reaktif gücü dedik ki görünür güçten bir seferde yazabiliriz. Şöyle SS eşittir 3 çarpı VS çarpı IS'nin eşitliği 3 çarpı VS 19052 19052,55, açısı 3,5 derece çarpı 127,2 36,57 derece. Buradan 7270,45 40,07 derece şeklinde. Reel ve imajiner bileşenleri 5563,78 artı J 4680,16 kilovolt amper şeklinde. Burada da gene reel bileşen, şurası aktif gücü, şurası da reaktif gücü verecek. Bu hat başı aktif gücü, hat başı reaktif gücü. Hatta kaybolan aktif ve reaktif güçleri de hat başı ve hat sonu gerilimli güçleri arasındaki farktan yazabiliriz. Şöyle P kayıp diyelim. Hat başı aktif gücü eksi hat sonu aktif gücü şeklinde. 5563,78 eksi 5308,29 eşittir 255,49 kilowatt. Reaktif gücü de, kayıp reaktif güç, hat başı reaktif gücü eksi hat sonu reaktif gücü 4680,16 eksi 3937,3937,97 da 742,19 kilo var şeklinde.
Bunlar 3 fazın toplam güçleri. Yani eğer tek fazdan giderek çözüyorsanız şuradaki rakamları 3'e bölünmüş halde bulmanız gerekiyor. G şıkkında verimi, hattın verimini sormuştu. Verim P çıkış bölü P giriş çarpı 100 şeklindeydi. Çıkış gücü dediğimiz hat sonu gücümüz, giriş gücü de hat başı gücümüz. 5308,29. Hat başı gücümüz 5000, yani giriş gücümüz 5563,78 çarpı 100. Buradan da 5308,29 bölü 5563,78 %95,41 %95,41 olarak hattın verimini bulmuş olduk. H şıkkında da fazör diyagramını çizin demişti. Fazör diyagramını çizerken VR'yi referans olarak demiştik alıyoruz. O zaman VR'yi şöyle yatay eksende çizelim. Üre bundan gerideydi. 36 derece, 36,57 derece gerideydi. Üreyi şöyle çizelim. Bu üre eşittir IS. Aralarındaki açı 36,57 derece. Sonra bunun ucuna IR çarpı R'yi ekliyoruz. Şu çizdiğimiz IR ile aynı yönde olacak şekilde. Şu IR çarpı R. Bundan 90 derece dik olacak şekilde IR çarpı XL'yi ekliyoruz. Bu ikisinin toplamı da IR çarpı Z olacak. Şurası. Şunları üzerlerine yazalım. Bura VR. Şurası IR çarpı R. Şurası IR çarpı XD. Burası IR çarpı Z. Bizim formülümüz VS eşittir VR artı VR çarpı Z'ydi. O zaman VR ile VR çarpı Z'yi toplarsam da VS'yi elde etmiş olmam lazım. Şu şekilde. Şu da VS şeklinde. Burada da VS ile VR arasındaki açı 3,5 dereceydi. IR çarpı Z'nin açısı 34,43'tü. Yani şu yatay eksenle şu IR çarpı Z'nin yaptığı açı 34,43 dereceydi. Tabi bunların boylarını aslında gerilimlerin kendi aralarında boylarını orantılı şekilde çizmek lazım. Buna fazör çizerken dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa iletim hattı ile ilgili problemlere devam edeceğiz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Gene siz dediğim gibi soruları çözümlerine bakmadan önce kendiniz bir çözmeye çalışın.
Sonra da karşılaştırarak kendi yaptığınız çözümlere bakın. İyi günler arkadaşlar.